bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen sizlerden ricam, kardeşime yapılan bu işkenceleri yapanları bulup gereken cezayı vermenizi istiyoruz. Lütfen en az da biraz acımız hafifler. Ne olursun kardeşimi geri getirin demiyoruz. Bak zaten geri gelmez. Giden zaten gitmiştir. Ama bunu yapanları bulup da gereken cezayı versinler. Lütfen. Bir de bize diyorlar ki kalp krizi geçirmiş. Şu resme bakıp da hiçbir kalp krizi geçirmişe benziyor mu? Bakın şu resme bir iyicene bir bakın. Ne olursun kim yaptı, neden yaptı, sebebini yani öğrenmek istiyoruz. Neden? Niye kardeşim bu hale girdi? Yani bunu öğrenmek istiyoruz. Bir şey de diyemiyoruz artık. Bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen. Ben Batman'da oturuyorum. Kardeşim, bir abilerim, onlar İstanbul'da oturuyorlar. Cumartesi öğlenden sonraydı kalktılar, beni aradılar. Dediler ki kardeşin işte kalp krizi geçirmiş. Acile gelmen lazım. Biz kalkıp İstanbul'a gittik. Pazar sabahını İstanbul'a vardık biz. Gittik, ben doktorlara hatta diz çöktüm, ağladım, yalvardım. Ne olursun dedim, uzaktan da olsa ben kardeşime o kadar hasret kalmışım ki şöyle uzakta olsa bile bana bir gösterin dedim. Doktorlara yalvardım, dediler yok kardeşin iyi dedi, işte mücadele ediyor dedi, o yaşıyor dedi. Yani ölümden hiçbir şeyden bahsetmediler. Bu bir kalp krizi olur mu Allah aşkına? Kalp krizi bu tavuktan bu kadar kan dolar mı? Şikayetçiyiz tabii ki. En azından yani acımız biraz hafif. İnan ki gecemiz gündüzümüz belli değildir. Yani şu an biz san mıyız, ölü müyüz bile belli değil. Bilmiyoruz ha. Şöyle ayakta duramıyoruz, kimseyle konuşamıyoruz. Şu resim olduğu sürece yani bence bize de yaşamak artık haramdı. Yani yaşamayalım en azından. Ama yani en azından bunu yapanları bulup da cezalandırırlarsa en azından biraz içimizde rahatlanır. Evet, kardeşime bunu yapanlar hala görev başındadırlar. Sabah işlerine gidiyorlar, akşam evlerine gidiyorlar, keyif çakıyorlar. İşte zorumuza giden de budur. Yani kardeşime bu duruma getirenler lütfen cezalandırılsın. En azından biraz içimiz rahat olur. Biz de bunu istiyoruz. Bu kardeşim kalp krizisiyle gitmemiş, işkenceyledir. Boğazınıza bakın, dudak kısmına bakın. Göz patlamasına bakın, zaten anlayacaksınız. Bu kalp krizi olamaz. Bırakma şu, onlar tutuklu da gereken cezayı vermediği sürece biz asla bırakmayız. Çünkü bizim içimiz rahat değil. Kardeşimiz ne sebepten bu şekle girdi ki?